hemen ne yapalım? Bir düzenleme daha yapalım. A bir doğal sayı olmak üzere diyor. 3A artı 4 üzeri 7. Dedim ki 7 zaten pozitif tam sayı olduğu için attım. Yani ben şunu diyorum. 3A artı 4 çiftmiş. Şimdi diyorum ki ben çiftleri çizip yerine ne yazıyordum? 0 yazdım. 4 nasıl bir sayı? Çift çizdim, 0 yazdım. 3 nasıl bir sayı? Tek çizdim, yerine 1A yazdım. Tekleri çizdim yerine 1, çiftleri çizdim yerine 0 yazdım. 1A dediğin A. Artı 0 eşittir 0 çıktı mı? Buradan A ne çıkar? 0. A'nın 0 çıkması A'nın ne olduğunu gösterir sana. Çift. Bitti. Bu şekilde yapmak daha pratik. Daha kolay. İşin daha kolay ne yaparsın? Sonlandırırsın. Çünkü sen sadece şunu uyguluyorsun, sonra A'nın zaten kendi kendine ne olduğu ortaya çıkıyor. Çift. O zaman diyorum ki A çift bir doğal sayımış. Yani A çiftmiş. Doğal sayı olduğu için 0 veya ne kullanılacak? 2. 0 veya değil, hatta 0 ve 2. Güzel. Haydi o zaman A yerine 0 yazalım ve A yerine 2 yazalım. Hemen yazalım. 6 üzeri 0 artı 1. Yani 1 artı 1'den 2 mi oldu? Zaten ben ne arıyorum? Tek. Zaten bu bir ayağı çift çıktığına göre gerek yok artık. Geldim buraya. 0 faktöriyel artı 3. Yani 4 mü? Ne çıkması lazımdı? Tek gitti. Geldim buraya. 0 yazdım. 0 artı 4 ile ne oldu? 4 çıktı. Dedim ki ne çıkmalıydı? Tek attım. Geldim buraya. Üst zaten pozitif tam sayı attım. 7 çarpı 0 artı 5 ile. Burası ne çıktı? 5. 5 nasıl bir sayı? Tek. Güzel. Şimdi neyi deneyeceğim? 0 denedim. 2'yi. Yazdım. 7 çarpı 2 artı 5. 14. 5 daha 19. Bu ne? Tek. Bu ne çıktı? Gene tek. Ne çıkması lazımdı? Tek. O zaman doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Yani bu tür durumlardaki temel mantık bu. Ne dedim? Buldum. A çift. A çift bir doğal sayıymış. A çift ve doğal sayıysa ne diyordum? Hem 0 yazacağım hem 2. 0 yazdım. Ne çıktı? Çift. Zaten teki arıyorum. Diğerini yazma artık. Çünkü senin aradığın tek çıkması. Biri çift çıktıysa sonuç yok. Gitti. Bu ne çıktı? Gene çift. Gitti. Bu ne çıktı? Çift. Gitti. Bu ne çıktı? 0 yazdım. Tek. Dur. Bir de neyi yazacağım? 2'yi. Yazdım 2'yi. Gene mi tek çıktı? O zaman doğru cevabım D seçeneğidir diyorum ve geçiyorum. Dolayısıyla bakın hemen bir başka örneğimize geçelim. Diyoruz ki bakın. Bu önemlidir. Önemli bir örnek türüdür. Çünkü biz şöyle diyoruz aslında. Bölme işlemiyle ilgili yorum yapamaz. Yani bakın. Eğer buradaki 8'i görmeseydim ben. Bu işlemle ilgili yorum yapamam. Niye? Çünkü burada ne var? Çıkarma işlemi var. Doğru mu? Dolayısıyla benim bu işlemle ilgili yorum yapabilmem kimle sağlanıyor aslında? Eşittir 8'le. Neden? Çünkü ben artık bu ifadede bir içler dışlar çarpımı yapabilirim. 5x eksi 2y eşittir 8 çarpı x çarpı y. Güzel. Şimdi ben ne yapabiliyordum böyle durumlarda? Tek gördüm mü çizip yerine 1, çift gördüm mü çizip yerine ne yazacağım? 0. Bakın 5 nasıl bir sayı? Tek. Çizdim 1 yazdım. 2 nasıl bir sayı? Çift. Çizdim 0 yazdım. Bakın y ya da x ile ilgili konuşmuyorum. Katsayılarıyla konuşuyorum. 5'i çiziyorum. X'i değil. Eşittir dedim. 8'i çizdim. Yerine 0 yazdım. Dedim ki 1x x. 0 ile çarptığım için zaten 0. 0 ile çarptığım için 0. Atarsam x ne çıktı? 0. Yani x nasıl bir sayıymış? Çift. Güzel. O zaman dedim ki bakıyorum hemen x çift. Doğru cevap D seçeneğiymiş. Hiç işlem yaptın mı? Hayır. Sadece içler dışlar yaptım. Sonrası kendi kendine. Bakın o metodu kullanırsan, yani şu anda yaptığım metodu kullanırsan soru kendi kendini çözer. Sen hiçbir şey yapma. Sadece 4 işlemi doğru yap. Yani 0 ile y'yi çarptığında buraya 0 yaz, y yazma yani. 0 yaz. Ancak o zaman ne yaparsın? Doğru cevabın bu olduğunu söyleriz. Dolayısıyla bu tür sorularda daima işlemimiz bu şekilde olacak. Peki gelin bir başka örnek daha çözelim bunun üzerine. Gene aynı şekilde bir bölme işlemi. Hemen ne yapıyorum? İçler dışlar. 4x artı 5y. Eşittir. 56z artı 24. O zaman dedim ki tekleri çizeceğim. Yerine ne yazacağım?
1. Çiftleri çizip yerine ne yazacağım? 0. 0x. Artı 1 çarpı y. Eşittir 0 çarpı z. Artı 0. E güzel. Burası zaten 0. Artı y. Eşittir 0 artı 0. Yani y buradan ne çıkacak? 0. Yani y nasıl bir sayı? Çift. Diyor ki olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur. Y ne çıktı? Çift. Doğru cevabım neymiş? Y çift olacakmış. Yani soru gördüğün gibi kendi kendini çözüyor. Sen sadece ya rahatça uzan arkaya. Tek gördüğünde 1, çift gördüğünde 0 yaz, bitti. Kendi kendine soru zaten ne yapacaktır? Çözülecektir. Evet değerli arkadaşlar, gelin bir örnek daha çözelim. A, B, C birer pozitif tam sayıdır demişiz. 4A eksi 1 eşittir 15 BC olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Hemen bakın şu köşeye yazdım. 4A eksi 1 eşittir 15 çarpı B çarpı C. O zaman ben diyorum ki tek gördüğünde çizeceğim yerine 1, çift gördüğünde çizeceğim yerine 0 yazacağım. E dedim ki buraya 0 yazarsam 0 çarpı A. Eksi zaten bu 1. Eşittir 1 yazınca 1 çarpı B çarpı C olmayacak. Burası zaten 0. Eksi 1 eşittir B çarpı C. Yani B çarpı C'nin ne olduğunu söylerim ben, tek. B çarpı C tekse çarpım durumundaki ifadenin tek olabilmesi için çarpanların her ikisi de ne olmalı? Tek. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A ve B teki arıyoruz. B ve C teki arıyoruz. B ve C tek sayılardır. Bitti. Gördüğün gibi soru kendi kendine ne yapıyor? Çözüyor. Bu tür sorularda lütfen hiç uğraşma. İşte 4A çifti, o tekti, oradan çift mi gelecek, tek mi gelecek, bilmem ne mi olacak, zırt mı olacak, pırt mı olacak, hiç düşünme sen. Sen çifti gör, çiz yerine 0 yaz. Teki gör, çiz yerine 1 yaz. Sonra zaten soru kendi kendine çözülecek. B çarpı C tek. E buradan sonrasında ne yapıyorum? Yorum. E diyorum ki B ve C tekse eğer, o zaman bunun tek bir sebebi var. B ve C'nin ayrı ayrı ne olması? Tek. E o zaman B ve C tek sayılardır diyorum. Hangi seçenek? C. Bakın direkt zaten buldum. Uzatmış olmadım yani. Hemen hop sonuca ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk. Dolayısıyla tek çift sayılar dediğimiz mevzu bu. Şimdi pozitif ve negatif sayılardan bahsedeceğiz. Burada bize lazım olan, yani temel kavramlar içerisindeki kısmı önemli. Ha işte aşağıdakilerden hangisi pozitif negatiftir, bunun geri kalan kısmını basit eşitlikler konusunun içinde zaten işleyeceğiz. Ama bizim için burada önemli olan iki nokta var. Birincisi şu. Eksi a üzeri n. Çünkü pozitif dediğimiz ve negatif dediğimiz sayıları zaten biliyoruz. İşte 0 sol tarafı negatif. Tanım kümelerini söylerken tam sayılarda, temel kavramlarda konuştuk. Burası da pozitif. Sıfır içinde ne demiştik? Ne ediyor? Belirsiz. Hem çift olabilir hem tek. Dersem kesinlikle ve kesinlikle hayır diyeceksin. Ne çifttir ne tektir. Düzeltiyorum hemen. Ne pozitiftir ne negatiftir. Dolayısıyla ne negatif içinde vardır ne pozitif içinde vardır. Ne ediyor? Belirsiz dememizin sebebi o. Önüne asla varsa ne yapmaz? Negatif sayılar ya da pozitif sayılar içerisinde asla işaret almaz önüne sıfır. Dolayısıyla ne pozitiftir ne negatiftir. Zaten şunu biliyoruz ki bakın biz birazdan şimdi üstsüz sayılardan bahsedeceğiz aslında. Pozitif bir sayı her zaman pozitiftir. Bunu unutmayın. Biz atraksiyonlarımızı negatifler için konuşacağız. Diyoruz ki eksi a üzeri n ifadesinde. Eğer n çift ise sonuç pozitif. N tek ise sonuç negatiftir. Yalnız negatif ifade ne içinde olmalı? Parantez içinde olmalı. Mesela eksi 2 üzeri 4 nasıl bir sayıdır? Pozitif. İşte eksi 3 üzeri 5 nasıl bir sayıdır? Negatif. Mesela eksi 4 üzeri 2 nasıl bir sayıdır? Negatif. Neden negatif? Çünkü işaret ne? Eksi. İfade parantez içinde mi? Değil. Eğer ifade parantez içinde değilse işareti aynen alınır. Bakın unutmayın. Eğer
İşaret, ifade, parantez içinde değilse işareti aynen alacaksın. Parantez içindeyse kuvvete baktım. Kuvvet çift, sonuç pozitif. Parantez içinde kuvvete baktım. Tek, sonuç negatif. Parantez içinde değil, negatif o zaman. Hiç düşünme. Çünkü öndeki işaret ne? Eksi. Zaten pozitif her zaman neydi? Pozitif. Dolayısıyla orada sıkıntımız yok. Yani atıyorum 2 üzeri 5 nasıl bir sayıdır? Pozitif. Neden? Zaten 2 pozitif. Sonuç kesin pozitif. Sadece bu parantez içinde negatif ifadeler olduğunda dikkat edilir. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Burayı lütfen çok dikkatli seyret. Dedim ki a sıfırdan küçük, a kare pozitif midir negatif midir? Şimdi ben sıfırdan küçük bir değer düşüyorum. Mesela eksi 2. A yerine eksi 2 yazacağım. Şöyle yazacaksın. Parantez içinde yazacaksın. Bakın. Sen diyeceksin ki hocam burada parantez var mı? Zaten sana şöyle yazmaz ki. Sen bir ifadeyi yerine yazarken her zaman ne içinde yazacaksın? Parantez içinde yazacaksın. Burayı lütfen unutma. Bir ifade yerine yazılırken daima parantez içinde yazılır. Kesin. Hiçbir durumda bu değişmez. Pozitif de olsa, negatif de olsa. Ha biz ne yapıyoruz? Biz işin üç kağıt kısmındayız. Pozitif zaten pozitif ya. Aman diyoruz parantez içinde yazmayalım. Ama bu o ifadenin parantez içinde yazılmayacağı anlamına gelmez. Negatif de bunu bu şekilde yazacaksın. Kesinlikle ve kesinlikle parantez içinde yazılacak. Başka şansı yok. Dolayısıyla bu kısmı lütfen unutmayın. Bir ifade yerine yazılırken daima ne içinde yazılacak? Parantez içinde yazılacak. İster pozitif olsun ister negatif. Ha pozitifi yazmayabilirsin ama negatifi kesinlikle yazacaksın. O sana parantez vermişse bir de sen onun için yaz. Yani şöyle mi yazmış? Sen şöyle yapacaksın o zaman. Bir daha parantez koyacaksın. Senin işin bu. Görevin bu. Negatif bir ifade yerine yazılırken daima parantez içinde yazılacak. İster versin ister vermesin. Verirse bir daha koyarım. Hiç önemli değil benim için. Ama vermemişse ben zaten onu ne yapacağım? Parantez içinde yazmak zorundayım. Burada en çok dikkat edeceğin şey bu. Bir, eğer ifade parantez içinde verilmemişse direkt bak kendisini vermiş sayının. Ben ne yapıyorum? Eksi ise eksi bırakıyorum. Eğer yerine yazacaksam ifadeyi daima ne içinde yazacağım? Parantez içinde yazacağım. Burayı lütfen unutmayın. Şimdi bizim ilgileneceğimiz bir kısım var. Onun için şöyle bir şey yazın. Kuvvet çiftse ifadenin tamamı kuvvet tekse ifadenin sadece kuvveti atılır. Bakın. Yani size demek istediğim şey şu. Bakın. Dedim ki a kare çarpı b küp. Küçük sıfır. Sen şimdi a'nın, b'nin, c'nin işaretini, sıralamasını falan ilgileniyorsun. Doğru mu? Kuvvet ne? Çift. İfadenin tamamını atacaksın. Kuvvet ne? Tek. Sadece neyi atacaksın? Kuvveti. Ne kaldı burada? B. Küçük sıfırdan. B küçük sıfırdansa ifade nedir? Negatiftir. Bu. Ya da dedim ki ben sana daha da uzatıyorum. İşte a kare çarpı b üzeri 4 çarpı c üzeri 3 büyük sıfır dedim. Kuvvet ne? Çift. Attım tamamını. Kuvvet ne? Çift. Attım tamamını. Kuvvet ne? Tek. Sadece kuvvet attım. Ne kaldı burada? C büyük sıfır. C'nin de ne olduğunu söyler bu sana? Pozitif. Bu tür sorularda şimdi göreceksin. Bu şekilde işlem yaparsan eğer çok güzel sonuç oluşur. İşte a kare işte o zaman bunun kuvveti çift. Sonuç kesin pozitif. İşte bu pozitifti. Çarpı işte bu negatif. Sonucun negatif çıktı. Bu negatif olmaz. Ondan sonra süre yetmiyor. Yetmezse böyle çözersen amele metoduyla yetmez. Sana öğrettiğim metodu kullanırsan 10 saniye çift çizim tek çizim hop b sıfırdan küçük negatif. Kuvvet çift çizim. Kuvvet çift çizim. Kuvvet tek. Sadece kuvvet çizim. Ne kaldı? C büyük sıfır. C pozitif.
Dolayısıyla işini daha kolay yapmak varken uzun uzadıya çözersen sonra sınavda süre niye yetişmiyor? Bu yüzden. Çünkü her şeyi uzun yolla çözmeye çalıştığın için. Dolayısıyla lütfen kısa yolları kullanmaya çalış. Sana öğrettiğim şekilde. Ben zaten bakın şimdi örneklerde kullanarak ne yapacağım bunları? Pekiştireceğim. Geldim buraya bakın. Kuvvet ne? Çift. Çizdim. Kuvvet tek sadece kuvveti. Kuvvet çift tamamını çizdim. Ne kaldı burada? Y küçük sıfır. Devam ediyorum. Kuvvet çift tamamı. Kuvvet çift tamamı. Kuvvet tek sadece kuvveti çizdim. Ne kaldı burada? X büyük sıfır. Kuvvet tek sadece kuvveti. Kuvvet çift tamamını. Kuvvet tek sadece ne yaptım? Kuvveti çizdim. Buradan da ne kaldı? X çarpı Z sıfırdan küçükmüş. E güzel. E dedim ki X pozitif. Y negatif. Şimdi Z'nin işaretini belirleyeceğim. Geldim buraya. X ne çıkmıştı? Pozitif. Çarpı Z sonuç ne? Negatif. E, negatif çıkabilmesi için Z'nin ne olması lazım? Negatif. Çünkü pozitif bir sayıyla yani artı ile eksiyi çarparsan sonuç ne çıkar? Eksi. O zaman Z de neymiş? Negatif. İşaretler sırasıyla. Artı, eksi, eksi. Bitti. Bu kadar. Gördün mü? Sadece atraksiyonu nerede yaptım en sonunda? Tek tek her birinde tek tek ayrı ayrı ne yapmadım düşünmedim. Kuvvet çift alayını çizdim. Kuvvet tek sadece kuvvet çizdim. Çıkanlar üzerine ne yaptım? Yorum yaptım ve buradan ne yaptım? Sonuca ulaşmış oldum. Peki gelin bir tane daha çözelim. Evet bakın ne diyor örneğimiz? A ve C birer reel sayıdır. E, kuvvet ne? Dedim ki çift. Çizdim tamamını. O zaman ne kaldı burada? A sıfırdan küçükmüş. Geldim bu tarafa. Dedim ki kuvvet tek çizdim. E, ne kaldı burada? A çarpı B sıfırdan küçükmüş. E, dedim ki A negatifse sonucunda negatif çıkabilmesi için eksiyle ne çarptım? A artı. O zaman B ne çıktı? Pozitif. Geldim buraya kuvvetler tek attım. Ne kaldı burada? B çarpı C sıfırdan küçük. E B neydi? Pozitif. Sonucun negatif çıkabilmesi C ne çıkmalı? Eksi. O zaman A eksi. B artı. C de eksi. A, B, C'nin işaretleri sırasıyla nedir? Eksi, artı ve eksidir deyip ne yapıyoruz? İşlemimizi buna göre düzenliyoruz. Hadi bakalım bir örnek daha çözelim. Küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Güzel. A zaten neymiş? Pozitif. Burada sıkıntı yok. Geldim buraya. Dedim ki A pozitif. O zaman dedim ki sonucun negatif çıkabilmesi için B eksi C'nin ne olması lazım? Negatif. Yani B eksi C sıfırdan küçük. B de kimden küçük? C'den. Güzel. Kuvvetler tek attım. Ne kaldı burada? A çarpı C sıfırdan küçük. A neydi zaten? Pozitif. O zaman negatif çıkabilmesi C ne olmalı? Negatif. Güzel. Bak şimdi A pozitif. B'ye bakacağım. C de neymiş? Negatif. Güzel. O zaman dedim ki hatta şöyle yapayım tekrar. Artı, eksi, eksi. A'yı biliyorum pozitif. Ondan sonra B'yi bilmiyorum. C'nin de ne olduğunu biliyorum negatif. Şimdi bakın. Şuraya B, C'den küçüğü açıkça yazıyorum. B'nin işaretini belirleyeceğim. Diyorum ki C nasıl bir ifade? Negatif. Şimdi B C'den küçükmüş. Diyelim ki C eksi 2 olsaydı. B ne olurdu? Küçük olduğu için. Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve bu şekilde devam ederdi. B kesinlikle ne olmak zorunda? Eksi. Çünkü C B'den büyükse negatif bir ifade başka bir negatif ifadeden büyük olabilir. Dolayısıyla B'nin de işareti ne olacaktır? Eksi. Burayı lütfen unutma. Yani ne dedim? B C'den küçük. E C eksi ise B kesinlikle eksi. Başka şansı var mı? Yok. Eksi 2 olsaydı eksi 3, eksi 4, eksi 5 B için sayayım. Eksi A, eksi C, eksi 10, eksi 100, eksi 1000, eksi 2000 ama hep ne olacak kesinlikle? Eksi olacak. Dolayısıyla B'nin de işareti neymiş? Eksiymiş. Ha, benden sıralama istemiş. Güzel. O zaman sıralamaya şöyle diyorum. Pozitif, negatiflerden büyük olduğuna göre A en büyük. E, buradaki sıralamaya göre C B'den büyük değil mi? Küçükten büyüğe dediğine göre B küçük C, o da küçük A diyoruz. Yani sıralamamız neymiş? Bu şekildeymiş. Biz ne yapıyoruz? İşaretleri belirliyoruz önce. Sonra işaretleri ve sıralamaya göre doğru ifademize ne yapıyoruz? Sonucumuza ulaşıyoruz. Demek ki sıralamam neymiş? B küçük C'den, C'de kimden? A'dan küçüktür diyerek sıralamamızı ne yapıyoruz? Noktalıyoruz. Ve dolayısıyla bizim için önemli olan pozitif negatif sayılarda bu kısmıydı. Üstler çiftse tamamını, üstler tekse sadece üstü atıp düzenlemek. Orası
Geri kalan kısmını basit eşitlikler içerisinde zaten ne yapacağız göreceğiz. Dolayısıyla pozitif negatif sayılarda böylece ne yaptık? Noktalamış olduk.